Affedersiniz. Buyurun efendim. Aslan atağına bakmıştım. Odasında mı acaba? Şu anda odasında görünmüyor efendim. Bir notunuz var mıydı acaba? Hayır. Hayır yok. Teşekkürler. Ne işin var senin burada? Aslan ben. Aslan çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Ne zaman geldin sen buraya? Ben az önce indim uçaktan. Buraya gelmekten başka çarem yoktu. Bütün gün seni aradım ama telefonun kapalıydı. Ben kim arayacağım? Bu değil mi? Ben Aslan'ın dün gece anlattığı kız. Hani şu çok aşık oldu. Evet galiba. Ama emin değilim. Ben eminim. Nereden anladın? Aslan'ın bakışlarından. Melek. Harzem Melek'i kaçırmış İstanbul'a. Ne? Evet. Harzem kaçırmış işte Melek'i. Bizim yüzümüzden aslan. Harzem hıncını ondan çıkarmak istiyor. Çok korkuyorum Melek'e bir şey olacak diye. Melek'i hemen bulmamız lazım. Tamam. Sakin ol. Gel. Söyledin mi kız nerede olduğumuzu? Söyledin mi? Küçük aklınla ne işler karıştırdın kız? He? Şimdi seninki neler yapacak bak. Kalıbımı basarım. Peşine birilerini takıp gelecek buraya. Gelsin bakalım, gelsin. Gelecek olanın göreceği de var. Başka bir şey ikram edebilir miyim? Teşekkür ederim. Hadi gidelim Aslan. Nereye gidiyoruz Gülbahar? Koskoca İstanbul. Şu olan biteni doğru düzgün anlamadan hiçbir yere gidemeyiz. Anlattım ya. Özür dilerim. Dün gece eve gelmedi Melek. Okula diye çıkmış, ondan sonra bir daha haber alınamadı. Bu sabah Harzem'in numarasından mesaj geldi. Kurtar beni. Melek yazıyordu. İstanbul'da olduğunu nasıl anladınız peki? Otel karşısı. İstanbul yazmış. Odanın penceresinden karşıdaki tabelayı görmüş olmalı. Buraya çok uzak değil. Ne dediniz? Otel mi? Evet, öyle yazmış mesajda. Sanırım nerede olduğunu biliyorum. Bulabilir misin? Elbette, benim işim bu. Hemen geliyorum. Bulabilirim diyorsa bulur. Aslan, bak yanlış anlama ama doğru mu bu yaptığınız? Neden polise gitmiyoruz? Olmaz. Bu riski göze alamayız. Melih'e zarar verebilir. Anlattığınız kadar kendini kaybetmiş biri ise onu bulduğunuzda size de zarar verebilir ama. Yok Koray. Gülbahar haklı. Polisi bu işin içine sokmayalım. Peki o zaman. İlkel yollardan halledin bakalım meselenizi. Koray. İşte bahsettiğiniz otelin adresi. Bu kadar çabuk mu? Elbette. Aslan. Dikkatli olun, olur mu? Hadi artık gidelim mi? Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Aslan, gerçekten dikkatli ol. Gülbahar, neredesin sen? Saatlerdir telefonun kapalı. Ben de seni arayacaktım Serdar. Bak dinle. Gülbahar, ne oldu? Ne bu ses? Evden de aradım, bulamayınca merak ettim. Serdar ben... Gülbahar, neredesin diyorum. Ben İstanbul'dayım. Ne? Ne dedin? Bak dinle. İnanamıyorum ben sana ya. Sen bana haber vermeden İstanbul'a mı gittin? Serdar lütfen, açıklamaya çalışıyorum. Bir şey oldu. Ne oldu Gülbahar? Serdar, Melek'in başı dertte ve bana ihtiyacı var. Melek mi? Melek'in ne işi var İstanbul'da? Sonra anlatacağım her şeyi. Söz veriyorum, sonra anlatacağım. Ama beni idare etmen gerek. Evdekilere bir şey belli etmemen gerek. Lütfen. Neden bana haber vermedin Gülbahar? Seni bu işe karıştırmak istemedim. Bak daha fazla konuşamam şimdi. Tamam mı? Lütfen. Kim var yanında? Bak
Kim var yanında? Söyle, yalnız mı gittin? Yoksa yine aslan mı? Lütfen sonra konuşalım. Lütfen. Lanet olsun ya. Tam her şey yoluna girdi derken. İyi günler. Isparta'dan İstanbul'a gidecek ilk uçak ne zaman acaba? Bir yerde olmalı. Gülbahar. Şimdi sen beni arabada bekliyorsun, tamam mı? Ne? Beni burada bekle. Olmaz, ben de geliyorum. Arabaya bin Gülbahar. Buralar tekin yerler değil. Ben Meleği bulup sana getireceğim, tamam mı? Şimdi arabaya bin. Ben de geliyorum. Bahar. Çok korkuyorum Meleğe bir şey yapacak diye. Haberi alınca hiç düşünmeden İstanbul'a geldim. Benim yüzümden oldu her şey. Seni karıştırmak istemezdim ama Bulut seni aramaktan başka çarem olmadığını söyledi. Neden bir türlü yoluna girmiyor hiçbir şey? İyi misin? İyiyim. Meleğe bir şey yapmış mıdır dersin? Bilmiyorum, öğreneceğiz. Arzemit'i onu cehennemin dibine de kaçırmış olsa bulup öğreneceğiz. Ve bu kez onu geberteceğim. Hayır aslan, öyle bir şey olmayacak. Meleğe zarar vererek bizden intikam almaya çalışıyor. Çünkü biz... Biz? Biz mi? Artık biz diye bir şey yok Gülbahar. Ve böyle olmasını sen istedin. Bulduk galiba. Melek tabelayı bu pencerelerden görmüş olmalı. Ben içeri giriyorum, sen arabaya git. Mümkün değil, seni yalnız bırakamam. Gülbahar. Kimseye bir şey olsun istemiyorum, tamam mı? Daha önce yaşadıklarımızı tekrar yaşamak istemiyorum. Aslan. Gülbahar. Bak, Harzan Meleği kaçıracak kadar zıvanadan çıktığına göre her şeyi göze almış demektir. Bu adam bir kez seni öldürmeye kalktı. Kim bilir şimdi ne yapacak? İşimi zorlaştırma. Aslan ne olursun, ya sana bir şey olursa? Gel buraya. Bu yüzden arabada beklemeni istiyorum. Eğer 10 dakikaya kadar dönmezsem anlarsın ki işler yolunda değil. O zaman gerekeni yaparsın. İkimiz birden yeme olmayalım. Anladın mı? Hem burada olduklarından emin bile değiliz. Bir bakıp çıkacağım. Hadi sen arabaya git. Arabaya git. Arabaya git. Tamam. Kolay gelsin. Oda var mı? Saati 20 euro. Geceliği de aynı. Nasılsın? Ne kadar kalacaksın? Ben kalıcı değilim kardeşim. Birine bakmaya geldim. Harzem Toprak. Bir de yanında bir kız. Bizde kayıt tutulmaz canım kardeşim. Usul böyle. Bak kardeşim, birini arıyorum. Benim boylarımda esmer bir adam. Çok önemli. Yanında genç bir kızla gelmiş olabilir. Bizde isim alınmaz. Bizde isim alınmaz. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Ya abi, her gün kaç kişi geliyor bu otele biliyor musun sen? Senin müşterilerin bellidir. Yabancı biri gelince hemen anlarsın. Konuş. Konuş lan. 340 numaralı oda. Bir adamla bir kız.
Melek. Kıpırdarsan beynini dağıtırım. Yürü. Yalnız gelmişsin. Gülbahar'la beraber gelirsiniz diye bekliyordum. Sakin ol Melek. Sakin ol, sakin ol. Hayatta en çok kimden korkacaksın biliyor musun Aslan Efendi? Kaybedecek hiçbir şey kalmayandan. Neden biliyor musun? Çünkü kaybedecek hiçbir şey olmayan bir adam hiçbir şeyden korkmaz. Hala kaybedecek bir canın var Arzem. Bırak kızı gitsin. Senin derdin benimle. Sizin yüzünüzden hayatım kaydı lan benim. Ne istiyorsun? Ne istiyorum öyle mi? Çök lan. Çök. 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 Arzem yapma. Yardım edin. Arzem abi. Yapma. Affedersiniz. Az önce buraya bir adam girmişti. Onu soracaktım size. Ben kimseyi görmedim. Nasıl yani görmediniz? Sadece 5-10 dakika oldu daha. Size bir şeyler sormuş olmalı. Görmemiş olmanız imkansız. Yok dedik ya kardeşim. Bir sorun varsa bana söyle abla, yardımcı olayım. Güzelim. Allah kahretsin. Aslan hala cevap vermiyor. Hayır. Başlarına bir şey gelmiş olmasın? Ben de bundan korkuyorum Merve. Aslan telefonu açmadığına göre yolunda gitmeyen bir şeyler var. Böyle olacağı belliydi zaten. Ya iki tane yetişkin, aklı başında insan polise falan haber vermeden bir başlarına manyak bir herifin peşine düşüyorlar. Ya nasıl yaparlar böyle bir deliliği? Of, gitmelerine izin vermemeliydik. Hay Allah, ne yapsak? Ben şu otele bakmaya gidiyorum. Ben de geliyorum. Hayır, sen hiçbir yere gelmiyorsun. Koray, ben de geliyorum. Bekle. Yalvarırım, bırak bizi. Bırak bizi, gidelim. Ne istiyorsun ki sen? Korkmaya başladın mı he? Konuşsana, sana soruyorum. Ne aşkmış be? Ne aşkmış? Gülbahar için. Ne buldun lan o mutfak güzelinde he? Bırak, ne buldun? Bırak bizi. Sus. Yeter, ne olur bırak bizi. Sus lan, sus. Çek elini. Güzelim bak, paraya falan ihtiyacın varsa söyle, hallederiz. Ben burada bir arkadaşım bekliyorum, lütfen rahat bırakın beni. Aman azlandım be, parası neyse vereceğiz. Bırak bu namuslu kızı. Bırak bırak beni ya. Siz kendinizi akıllı mı sanıyorsunuz lan he? Akıllı mı sanıyorsunuz? He? Yat. Yere yat. Yere yat. Hasan. Hasan. Dur ulan, rahat dur. Geberteceğim ulan seni. Kalk dedim sana. Sesini çıkartırsan hiç acımam sıkı. Anladın mı? Yürü. Yürü. Sus konuşma. Sesini çıkarırsan hiç acımam. Duyuyor musun beni? Sıkarım. Bırak beni ne olur. Kimseye bir şey söylemem. Söz veriyorum ben, lütfen. Daha fazla konuşma, bak daha yayarsın. Gecenin bu vakti burada ne aradın belli senin kızım. Daha ne nazlanıyorsun? Bırakın abi. Kimse yok mu? Dur. Aslan, dur ulan. Bırak, rahat bırak. Dur.
dur, bırak, dur. Aslan! Kibar! Kibar! Bırak, susunlar! Aslan! 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 Bırak! Aslan! Hadi! 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 Aslan! Gel buraya geçin! Çekil! Aslan geç arabaya. Yürü lan. Abi yürü. Bunu koyalım, çok iyi gelecektir. Sağ ol. Sizin gibi iki aklı başında insanın böyle bir işe kalkıştığına inanamıyorum. Ucuz atlattınız sahiden. Çok daha kötüsü gelebilirdi başınıza. Eğer sözümüzü dinleyip polise haber vermiş olsaydınız belki de Harzem yakalanmış olacaktı. Tamam. Haklısınız. Bu sefer sahiden haklısınız. Ben Melih'e bir şey olmasından korktuğum için acilen... Bak Gülbahar. Eğer polisten yardım almazsak bu meseleyi sağlıklı bir şekilde çözemeyiz. Hakları var Gülbahar. Koray, şu emniyet amiri Hasan Bey, babamın yakın arkadaşı değil miydi? Hemen arayıp ona bir haber versek. Evet, yarın da gidip karakolda ifade verip suç duyurusunda bulunursunuz. Meleği bulmanın başka bir yolu yok Gülbahar. Peki, nasıl isterseniz öyle olsun. O zaman ben şu Hasan Bey'e karakoldan ulaşmaya çalışayım vakit kaybetmeden. Sizi haberdar edeceğim Hasan. Hı. Sağ ol Koray. Ben de sana bir oda ayarlayayım Gülbahar. Gülbahar Hanım'a hemen bir oda açalım. Peki efendim. Bu gece seni misafir edelim. Ya hiç gerek yok aslında. Ne demek gerek yok? Herkesin biraz dinlenmeye ihtiyacı var bence. Başta da senin. Peki ama oda ücretini karşılamak koşuluyla. Bunu sonra konuşuruz, tamam mı? Hı-hı. Sen de odaya çıkıp biraz uzansana Aslan. Ha, tamam. Birazdan çıkacağım. Size iyi geceler. İyi geceler. Teşekkür ederim. İyi geceler Gülbahar. İyi geceler. Aslan. Sana söylemek istediğim bir şey var. Söyle o zaman. Ben biliyorum seni çok kırdım. Ama her ne yaptıysam bunun sana olan aşkımla zerre kadar ilgisi yok. Kimseyi seni sevdiğim gibi sevmem. Kimseye sana baktığım gibi bakamam. Yeter Gülbahar. Söylediklerini anladım. Ama senin de daha önce söylediğin gibi artık konuşacak bir şey yok. İyi geceler. Bak gün doğuyor gecenin yarısında, bir gonca uyanıyor. Gözüm pencerede, elimde dikenler, kader beni soruyor. Gözüm pencerede, elimde dikenler, kader bizi soruyor. Gülparem gülüm, suskun bülbülüm, kanadım tutmaz, sensiz ben ölürüm. Gülparem gülüm, suskun bülbülüm, kanadım tutmaz, sensiz ben ölürüm. Bak gün doğuyor gecenin yarısında,
sensiz ben ölürüm. Gülbahar'ım, gülüm, suskun gülbülüm. Aradım tutmak sensizle. Kanadım tutmaz, sensiz ben ölürüm. Gerekli görürsek ifadelerinize başvuracağız yine. İstanbul dışına çıkmayın lütfen. Tabii buradayız. Bir gelişme olursa bizi arayacaksınız, tamam. Elbette tamam. Arayacağım. Merak etmeyin, Meleği bulacağız. İlginize çok teşekkür ederiz. Aslan Bey, dediklerimi unutmayacaksınız değil mi? Sizden söz istiyorum. Meleğin peşine kendiniz düşmeyeceksiniz. Söz verdim bir kere. Size güvenimiz tam. Sizden habersiz hiçbir şey yapmayacağım. Babanıza çok selam. Baş üstüne. Tamam, teşekkür ederiz. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Uzatma uzatma, ver şunu hadi, acelem var hadi. Hadi gene iyisin ha, ucuza kapattın, saat gibi makine. Al. Hadi eyvallah. Eyvallah. Koray, Arnavutköy'deki bizim kafeye gidelim, tamam mı? Ben bir taksi atlayıp otele döneceğim. Yok, olmaz öyle şey. Otelde ne yapacaksın Gülbahar? Hadi Gülbahar, çok güzel bir yer, bak biraz açılırsın hem. Ya sağ olun ama otele dönsem daha hadi iyi olacak. Hadi kırma bizi, birlikte beklersek daha iyi olur hem senin için de. Pardon. Efendim Serdar. Uygun değilim şu anda. Tamam tamam, Cennet teyzemi arayacağım birazdan. Hadi gidelim kahve içelim. Burada kafam patlayacak Koray. Ben de acıktım abi. Hadi. Hadi. Gülbahar hadi gidelim. Bilemiyorum. İçimde bir sıkıntı var. Babam nerede yine anne? Bilmiyorum ki. Gecenin bir yarısı çekip gitmiş o da. Kaçsın bakalım. Kaçar tabii. O sebep oldu bütün bunlara. Kaçsın bakalım. Öyle deme Zehra. Sabah akşam düşünüyor adam. Oğlum, yapılacak şey belli diyor baban. Alalım çiçeğimizi, tatlımızı. Gidip gönlünü yapalım Hasan Cevdet'in. Olacak bitecek diyor. Hakkı da yok mu yani Zehra Hanım? Kız zaten yanık Aslan'a. Olup bitiverir bu iş. Ne çiçeği ne tatlısı anne ya. Senin dediğin iş çoktan bitti. Ortaklık, nesliye geri dönmek. Bunları asla yapmaz Aslan. Bunu artık anlasanız iyi olur. Ben de gideceğim İstanbul'a. Burada böyle zorla tutamazsınız ki beni. Oğlum Allah aşkına dur sen de. Başımızda bir erkek olsun bari. Baban da yok ortalıklarda. Anne, yengemle senin hatırın için kaldım burada. Vallahi tansiyon mansiyon kalmadı bende. Fidan. Geldim Zehra Hanım. Ara bir bakayım oğlum Aslan'ı. Ne yapıyormuş bir öğrenelim. Tamam. İlacımı getir kızım. Buyurun efendim. Abi içse hemen böyle iştir. Ne böyle psikopatın teki bir. Tamam, meseleyi polise havale ettik işte. Yeter suratınızı astınız. Doğru diyorsun da Koray. Ya kıza... Bulut. Bulut. İyiyiz koçum, iyiyiz. Ne oluyor, çok merak ettim ben sizi. Gülbahar. Ya Bulut. Evdekilere hiçbir şey çaktırma. Dinle. Dün bulduk Arzem'le Meleği ama... Dur oğlum dur, sakin ol. Gülbahar'la. Ama Meleği de alıp elimizden kaçtık. Şimdi zaten polise intikal etti iş. Başka çaremiz yoktu Bulut. Tamam, tamam. Yengemle annemin de çok selamı var. İlk uçakta ben de gelmeye çalışıyorum. Bir türlü bırakmadılar ki abi. Evde durumlar fena. Tamam, tamam. Hadi konuşuruz sonra.
Gelemiyor muymuş? Niye vermiyorsun? Ben de bir konuşayım oğlum. Yenge, müsait değilmiş şimdi. Ben İstanbul'a gidiyorum. Aslı'nın işiyle ilgili yardıma ihtiyacı varmış. Babasını arasaydı bir. Haberi olsaydı Ali Rıza Bey'in. Burada olsaydı da haberi olaydı. Aman bırak Allah aşkına Edibe. İcra burnumuzun dibine gelmiş, batmışız. Kocan ortada yok. Aynı teraneyi söyleyip duruyor. Çocuklar uğraşsın bari. Buyurun. Sağ ol Nurhan Hanım. Afiyet olsun. Gülbahar nerelerde ya? Hiç ortalarda görünmüyor. Çağır ver bakayım Fatoş, bir yüzünü görelim. Beyim, Serdar Bey'le dışarıda kaldılar galiba Gülbahar ablam. Arada akşam yemeğini beraber yiyelim bari. Ha Nurhan? Fatoş, getir telefonu kızım, arayalım bakalım. Nesli nasıl oldu Nurhan? Hiç iyi değil yavrum. Hoş, iyi olması için de bir sebep yok ortada. Buyurun. Efendim Nurhan Hanım. Ben de tam Hasan Cevdet amcayı arıyordum. Kalp kalbe karşıymış bak. Hasan Cevdet amcan akşam birlikte olalım yemekte diyor. Ya Nurhan Hanım, şimdi biz Gülbahar'la İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Annemler bilet almışlar. Bizim de şimdi haberimiz oldu. Ben de izin almak için arayacaktım zaten. Tamam Serdar, ben ileteceğim, siz merak etmeyin. Annemler çok fazla gönül koydular. Ben de daha fazla geciktirmek istemedim. Gülbahar böyle emri vaki falan olmaz dedi ama Hasan Cevdet amca anlayışla karşılar diye düşünüyorum. Kendisiyle görüşebilir miyim? Ben izah ederim. Sen meraklanma. Ama... İyi yolculuklar. Emin misiniz? Merak etme, anlayış gösterir. Teşekkürler, iyi günler. Ne oluyor? Neye anlayış gösteriyoruz yine? Yok canım, kötü bir şey değil. Çocuklar İstanbul'a yola çıkıyorlarmış da. Böyle apar topar. Serdar'ın annesi bilet göndermiş. Gönül koymuş. Canım bir eve de mi uğramıyorlar? Allah Allah ya. Hasan Cevdet bırak Allah aşkına gitsinler. Kimse de sinir namına bir şey kalmadı. Uzaklaşmaları iyi olur. Hayırdır inşallah. Bakıver kızım. Tamam. Ben çıkıyorum. Çok mu gerekliydi oğlum senin de İstanbul'a gitmen? Evet anne, gerekli. Allah'ım ya Rabbim, sen yardım et bu çocuklara. Güle güle git, güle güle gel oğlum. Bu beyler Ali Rıza Bey'e soru veriyor Zehra Hanım. Buyurun, konu neydi? Avukat Selçuk Yaşar. Ali Rıza Bey yoklar sanırım. Yok, ne oldu ki? Buyurun ben yardımcı olayım. Ben oğluyum, Bulut Atağan. Bulut Bey, 14.10.2006 tarihli icra emrine itirazda bulunmamışsınız. Haciz işlemine başlamak zorunda. Ne diyorsunuz Allah aşkına? Ama önce bir mal tespiti falan yapacaksınız herhalde. Bir itirazınız ya da mal beyanınız olmamış. Mal tespiti için gelindiğinde evde bulunamadığınız için şu anda eşyaları almak zorundayım. Ha, ne diyor bu adam? Ne diyor bu? Ya bulacaklar Meleği. Bakın göreceksiniz. İstanbul polisi çok iyi çalışıyor. Üstelik o Harzem İstanbul'u da bilmiyor anladığım kadarıyla. Merve doğru söylüyor aslan. Mutlaka bir yerde yakayı ele verecek. Rahatlayın biraz hadi. Ya çocuklar, siz de bizim yüzümüzden perişan oldunuz. Hele sen Merve. Bu kızı da sürükledik peşimizden. Söyledim, ona da dinlemiyor. İzninizle ben lavaboya kadar gidip geliyorum. Harzem. Elimden ikidir kurtuldun ama üçüncüde başına ne gelecek bakalım. Dua et de polis seni benden önce bulsun. Bu adamın derdi ne ki bu kadar ileri gidiyor?
Derdi Neslihan. Hani eski nişanlın? Hı hı. Evet. Gülbahar'ın birlikte büyüdüğü kız. Arzem Neslihan'ın dayısı. Bütün bunlara Gülbahar'ın neden olduğunu düşünüyor. Sanıyor ki ben Gülbahar olmasa Nesli'yle evlenecektim. Gülbahar'ın aramıza girdiğini düşünüyor. Oysa her şey o kadar emri vaki oldu ki. Aşık falan değildin Nesli'ye değil mi? Ne aşkı ya. Ben ömrümde bir tek Gülbahar'a... İş bürümüştü gözümü. Bir de amcam uyudu mu? Neslihan sonuçta iyi bir ailenin doğru düzgün yetiştirilmiş kızı. Bir de ortaklık falan olacaktı. O kadar çok üstüme geldiler ki hayır diyemedim. Sevmediğim, istemediğim halde hayır diyemedim. O günlerde Gülbahar'dan umudu kesmiştin. Neslihan'la sözlendiğim gün karşıma çıkana dek. Vallahi bu hikayeyi her dinlediğimde şaşkınlığım artıyor. Sonrasını biliyorsunuz zaten. İşte bir sürü yalan dolan. Entrika. İyice azıttılar. Arzem de işin içindeydi. Ama her şeye direndim. Nişan bitti gitti, tarihe karıştı. Sonra sen Gülbahar'ı alıp gittin ve Arzem sizi buldu. Ve Gülbahar'ı vurdu. Neredeyse öldürüyordu. Şimdi de aklınca intikam almak için kızın en yakınını kaçırıyor. Üstelik sonunda istedikleri de oldu. Gülbahar'la her şey bitti aramızda. Sonsuza kadar. Ama yardım ediyorsun Gülbahar'a işte. Demek ki bitmemiş. Bitti. Ben bitti diyorsam bitmiştir Merve. Ben sadece Melek'e bir şey olmasını istiyorum. Çünkü bütün bu hikayede bana çok destek oldu. Kendini tehlikeye attı. Benim derdim sadece o. Anladın mı? Bırak onu. Bırak. Ne yaptığını sanıyorsun sen? O bu evden çıkamaz. Kocam. Ah kocam. Senin hatırana da saygı kalmadı. Bir bak ne hallere düştü koskoca atanlar. O kalsın abi, en son alırsınız. Tamam mı? Lütfen. Nerede o Ali Rıza? Hep onun yüzünden geldi bu felaketler başımıza. Onun yüzünden. Yazıklar olsun. Paramızı kumar masalarında yedi. Şimdi de ortalarda yok. Yenge, yenge ne olursun yapma böyle. Karışmayın bana, karışmayın. Gelmeyin üstüme. Ne yaptınız bugün? Hanımım... Cennet Hanım neredeler? Rahatsız bugün, biraz da yatıyor şimdi. Oh ne ala memleket, bravo. Melek yine hangi cehennemde? Şey hanımım, Cennet Ana dedi ki köyüne gidivermiş. Nenesi rahatsızlanmış da acil gitmek zorunda kalmış. Zaten küçük hanım okula gitmese köye gidiyor. Çok yoğun program maşallah. Yavaş yavaş kur sofrayı. Cacık da yap, Hasan Cevdet çok sever. Hı hı. Fatoş, Nesli'ye de bir sebze çorbası pişir, tamam mı? Tamam. İnsan düşünür kendiliğinden ama nerede? Aşağıda. Nesicim olmaz böyle. Kendine gel, dünyalar güzeli kızım. Herkes kurban olsun sana. Bak, Gülbahar da yok. Baban kızım da gelsin, özledim onun güzel yüzünü diyor.
Nesli. Çok korkuyorum. Bir tanem. Senden başka kimi var annenin? Yapma böyle. Hadi. Gel inelim aşağı. Hatırım için. Anneciğim ne olur. Ne yaptılar sana böyle? Allah onları kahredecek, bak göreceksin. Hepsinin cezasını vereceğim. Aslansa aslan. Ayaklarına kapanacak. Ne olur çocuğum. Nesli. Sallanma, geç. Geç. Çök şuraya, çök şuraya, çök. Çök şuraya. Burada bizi kimse bulamaz. Gelmiyor mu? Ne gelmesi Hasan Cevdet? Kız perişan, ben çok korkuyorum. Tek çocuğum benim, bir şey olursa. Allah Allah. Allah hepsini kahretsin. O Gülbahar'ı da aslanı da. Mahvettiler yavrumu. Delirttiler yavrumu. Böyle Leyla'yla kahırlı olmaz. Dur bakalım, iyi bir doktora danışalım. Cevdet, ben dayanamayacağım artık. Şu evin geldiği hale bak. Tadımız tuzumuz kalmadı. Dur ağlama. Bir de ben bakayım. Şimdi hepimizin sakin olması gerekiyor. Sakin olacağız ve bekleyeceğiz, tamam mı? Hadi biraz dinlenin. Bilmiyorum. İçim hiç rahat değil benim. Biz de mi bir yandan arasak Koray, ne diyorsun? Merve haklı abi. Polisin söylediklerini unutma. Bekleyeceğiz. Bekleyelim. Bekleyelim de. Kız ilgisi olmayan bir konu yüzünden manyağın tekinin eline düştü. Benim yüzümden. Ben böyle duramayacağım. Bak. Sakin olup beklemezsek Meleğe daha büyük zarar vermiş oluruz. Biliyorsunuz işte, sizden intikam almak için yapıyor. Derdi Melek'le değil. Lütfen otur. Ne dedi polis? Sizi karşısında görürse size acı vermek için her... Her neyse. Biliyorum. Haklısınız ama... Bak. Konuştuğumuz emniyet amiri babamın yakın arkadaşlarından biri. Bu konuyla özel olarak ilgilenecekler. Melek sağ salim bulunacak, tamam mı? Şimdi siz dinleniyorsunuz. Akşam birlikte yemeğe gidiyoruz, tamam mı? Ben gelmesem daha iyi olur. Olmaz, lütfen. Merve Hanım, şuraya tabii bir imza atar mısınız lütfen? Aslan. Pardon. Biz de şu adamların raporlarına bakalım bari yarınki toplantıdan önce. Doğru. İşten başka tutunacak bir şey kalmadı zaten elimizde. Tamam. Sen bara geç, ben laptopu alıp geliyorum, okey? Aslan, ben çok korkuyorum. Eğer Melek'e erdem... Korkacak bir şey yok Gülbahar. Melek bu işten zarar görmeden kurtulacak. Sonra da geriye hiçbir şey kalmamış olacak. Sen de gönül rahatlığıyla evlenirsin.
Nesli? Bak, baban çağırıyor. Sen aşağı gelmiyorsun. Bozuşuruz ama. Ama benim güzel kızım gelmezse babası gelir onun yanına. Böyleymiş işte. Sarayda prensesler biraz nazlı olurmuş. Yavrum, kızım. Ağlayarak hiçbir şey çözemezsin. Sabredeceksin. Kendini bırakmayacaksın. Ailene tutunacaksın. Sana söz. Geçip gidecek hepsi be yavrum. Hepimiz geçtik sevdadan. Kor gibi için biliyorum. Ama yaşayacaksın. Unutmak için yaşayacaksın. Sana yakışır mı bir adam için böyle mağlup olmak? Peki kızım. Peki. Dinlen bakalım. Yok, babama ulaşılamıyor. Bizim de artık burada yapacak bir şeyimiz kalmadı. Hadi gidelim anne. Nereye gidiyoruz oğlum? Selvi abla bizi bekliyor. Bir süre artık onlarda kalırız. Ben hiçbir yere gitmem. Benim anca cesedim çıkar bu evden. Ev boşaldı. Oturacak koltuğumuz bile yok. Ne yapacağım boş evde? Bırakın beni burada. Gitmem ben bir yere. Anne sen Selvi'ye git. Olmaz öyle şey. Hep birlikte gidiyoruz. Anne gidin siz. Ben yengemi ikna ederim. Hakkınızı helal etsin hepiniz. Ekmeğinizi yedim. Zor zamanda arka çıkıverdiniz bana. Allah hepinizden razı olsun. Ben de kendi yoluma gideyim artık. Yok efendim yok. Seni karnında bebeğinle sokaklara salacak kadar düşmedik daha. Biz nereye, sen oraya. Şimdi git Edibe teyzenle. Sonra bir çaresine bakarız. Hadi Zehra. Hadi Bulut'u yenge. Da kendinde perişan etme. Hadi gidelim. Hadi. Gel. Hadi. Allah'ım. Allah'ım yarabbim. Ne hata işledim de bana bu günleri gösterdin Allah'ım yüce Rabbim. Nasıl bir imtihan bu? Aslan çok şanslısın. Adamlar bu sabah aramışlar. Toplantı istiyorlar hemen. Yani bu kadar olur. Oğlum dur. Benim konuya tam hakim olmam lazım. Nedir tam olarak istedikleri? Cengiz detaylı bir brief hazırlayacak bize. Sonra da adamlarla birkaç gün içinde toplanacağız. Cengiz kim? Bizim şirkette bu konuyla ilgilenen sorumlu müdür. Yabancı müşterilerle bağlantımızı o takip eder. Senin hiç bilgin yok mu peki? Bana da bir kahve versene. Vallahi daha çok kozmetik üzerine bir yatırım peşindeler. Büyük bir fabrika kurmak için aylardır fizibilite çalışması yapıyorlar. Türk pazarına girmek istiyorlar yani. Aynen öyle. Ama biliyorsun işte bu yabancıları. Kıldı tüydü çok uğraşıyorlar. Burada güvenebilecekleri birine ihtiyaçları var. Ve? O da sensin. Bizim uzmanlığımız dışında bir alan kozmetik. O yüzden teklif gelince pek üstünde durmamıştık. Ama seninle konuştuktan sonra durum değişti. Şunu bir tam anlayıp görelim de. Haklısın. Tedbirli olalım. Ama bak. Buyurun. Dikkatini çekerim. Hayatını toptan değiştirebilecek büyük bir yatırım söz konusu olabilir. Zaten ancak öyle bir şey kurtarabilir beni. Yine de bir bakalım. Tamam. Sen şimdi şu rapora bir göz at. Sonra kafandakilerin hepsini çözeriz. Bu iki sayfa. Thank you.
Buyurun. Abi! Neslihan Hanım! Ne oluyor? Neslihan Hanım! Neslihan! Nesli! Yavrum! Dur kızım, dur yapma! Kızım yapma. Kızım. Ne istersen olacak. Nesli Hanım, kurban olayım, yapmayın. Sana bir şey olursa ben. Nesli. Sakın yapma, dur. Nesli. Ah, kızım. Dur. Dur. Senin canına kıymeti değil hiçbir şey. Kızım yapma ne olur. Hayır. Hayır. Sakinleştirecek. Nedir tam olarak durumu Kerim Bey? Biraz konuşmamız gerekiyor sizinle. Nesli çok ağır bir depresyon geçiriyor. Bu yüzden intihar etmeye kalktım. Perişan oldu kızım, perişan. Nesli oldukça etkilenmiş yaşadıklarından. Zor bir durum. Ne yapacağız peki? Böyle bir durumda sürekli bir uzman gözetiminde olmasında yarar görüyorum. Aman yarabbi. Yani hastaneye mi yatıralım? Nasıl olur? Kızımı tımarhane... Lütfen böyle düşünmeyin Nurhan Hanım. Her saniye yanında olamazsınız. Bu gibi vakalarda intihar eğilimi son derece yüksek oranlardadır. Daha genç kız Nesli. Bu onun geleceğini de etkiler. Çocuk hastanede yatarsa bütün Isparta çalkalanır. Nasıl olacak bizim halimiz? Zaten benim önerim de şehir değiştirmesi yönünde. İstanbul'da çok iyi bir klinik biliyorum. Peki Kerim Bey, bir iki gün içinde halledelim bu işi. Serdar, bir sorun yok değil mi? Yok canım, yok. Merak etme. Ben yalnızca seni daha fazla yalnız bırakamadım. Serdar, hiç gerek yok gelmene. Gerçekten bak. Geldim bile Gülbahar. Şu an Ortaköy'deyim. Şu otelin adresini ver de hemen gelip alayım seni. Sonra da annemlere geçeriz güzelim. Serdar, şu anda hiçbir yere ayrılamam ama sen annenlere gitmek istiyorsan git istersen. Adres küçük hanım. Otel. Sultanahmet'te. Tamam. İngilizler, geliyorum. Yes, Mr. Andrew. Yes, I was waiting for your call. Did you get my mail? Great. Koray'la Merve neredeler? Bilmiyorum. İşleri uzamıştır herhalde. Gelirler şimdi. Aslan. Hep böyle mi davranacaksın bana? Evet. Hep böyle olacak. Aynen böyle davranacağım. Şu an aynı masada oturmamızın tek nedeni Meleğin durumu. Bunu anlamışsındır herhalde.
Aslan. Bunca yaşanan şeyden sonra bu kadar kolay mı? Bunca şeyden sonra Serdar'la nişanlanmaktan çok daha kolay Gülbahar. İstersen bana hesap sorma. Zararlı çıkan sen olursun. Neyin, neyin niye olduğunu anlatmaya çalışıyorum sana. Ben nedenlerle ilgilenmiyorum Gülbahar. Ben sonuçlarla ilgileniyorum. Sen de çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın nişanlısısın. Ve yardıma ihtiyacın var. Şimdi de medeni insanlar gibi aynı masada yemek yiyoruz. Bu kadar yani. Bu kadar. Evet. Daha fazlasını mı bekliyordun sen? Üstelik kaçırılan bu kız, Melek, benim ömrüm boyunca yaşadığım en büyük aşkta, benim başımı koyduğum sevdada bana destek oldu. Tabii ki onu ben bulup kurtaracağım. Benim vefa duygum güçlüdür Gülbahar, çok güçlüdür. Nankörlükten nefret ederim. Ne diyorsun sen Aslan? Hasan Cevdet amca için senden vazgeçiyorum ben. Başka çarem olmadığı için. Hayatım boyunca aşık olduğum tek adamdan. Üstelik bir daha asla kimseyi sevemeyeceğimi bile bile ayrılıyorum. Ben mi vefasızım? Ben mi nankörüm? İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. Çok acıktım ya. Koray Bey'i mi bekleyeceğiz? Telefonla konuşuyordu. Gelir şimdi. Dur ben onu bulup getireyim. Yoksa aç kalırız. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Gülbahar Yılmaz. Oda numarasını hatırlayamıyorum. Merve Hanım'ın misafiri mi? Kendisi odasında değil efendim, restorandalar. Teşekkür ederim. Eğer Meleğe bir şey olursa ben gerçekten bu kadar çok kaybın altından nasıl kalkarım bilmiyorum. Bulunamazsa ne olacak aslan? Ona bir şey olursa kendimi asla affetmem. Artık tükendim. Bittim ben. Zaten kaldırabileceğimden fazlasını yüklendim. Bulunacak. Ben biliyorum. Eğer polis bulamazsa ben bulacağım. Tamam mı? Hadi sakin ol biraz. Ne kadar yakışıyorlar birbirlerine. Böyle seven bir adam görmedim. Eğer Gülbahar'ın yerinde olsam asla bırakmazdım böyle bir adamı. Bravo Gülbahar, bravo. Hala ne işin var senin bu adamla? Ağır ol Serdar. Ağır ol da burada rezalet çıkarttırma bana. Çok fazla... Konuşma. Artık sus. Benim ne seninle ne de Gülbahar'la bir ilgim yok. Biz Melek için burada bir aradayız.
Bundan böyle yaşamınızda yokum. Olamazsın da zaten. Eğer istersem Serdar, eğer isteseydim olurdum. Ben istemediğim için olmadım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhabalar, Koray ben. Merhaba, ben de Serdar. Merve Hanım, Serdar, Merve Hanım otelin müdürü. Memnun oldum. Memnun oldum. İzninizle biz ayrılalım. Başka bir akşam birlikte oluruz. Otelin müdürü olarak bizimle yemek yemeniz konusunda ısrarcıyım. Merveciğim, genç çift baş başa kalmak istiyordur belki. Israr etmeye ne gerek var? Abicim, hadi oturun. Ben öleceğim açlıktan. Nasıl olsa ömür boyu baş başa olacağımıza göre birlikte yiyelim, bana uyar. Serdar. Hadi Gülbahar, lütfen kırma bizi. Afiyet olsun. Bu yaptıklarının cezasını çekeceksin. Bu sefer öyle kolay değil. Maymun gözünü açtı mutfak güzeli seni. Ne kızsın ha sen? Sen kimsin valla? Bizim ne işin var o tarafta? Yanlış taraftasın, yanlış. Bana bak, hoplayıp zıplama. Yani olay polise intikal etti. Endişelenecek bir şey yok. Kısa zamanda çözülecek bu durum. Ben inanıyorum. Çok sevindim. Çünkü kahramanlık yapma sevdasına düşmemek lazım. Sen ne komik bir adamsın ya. Efendim? Komiksin komik. Sen ne dediğini bilmeyecek kadar şuursuzsun. Yine başladın mı hakaret etmeye? İçine sindiremediğin zaman... Serdar lütfen. Evet hanımlar beyler. Şimdi gecemize Ruh'ta devam etmeyi öneriyorum. Evet, ne dersiniz? Biz gidelim artık, sağ olun. Hadi Gülbahar. Efendim? Nereye gidiyoruz? Bu gece annemlere geçelim. Yarın da Isparta'ya gideriz. Burada bekleyecek bir şey yok. Ben burada kalıyorum Serdar. Melek kaçırıldı, farkında mısın? Melek bulunmadan da Isparta'ya falan dönmüyorum. Lütfen bu konuyu dışarıda konuşalım. İnsanları rahatsız etmeyelim. Yemek için teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi abi, biz de barda bir şeyler içelim. Hadi Hasan. Hadi gidelim. Farkındasın değil mi? Sen benimle evleneceksin. Bu çocuk oyuncağı değil. Artık bazı sorumluluklarım var. Ne oldu ki? Sorumluluklarıma ters düşecek bir şey mi yaptım? Bak, burada olduğumuzu açıklayabilmek için Hasan Cevdet amcaya yalan söylemek zorunda kaldım. Ve bana çok güveniyor, biliyorsun. Aslan gibi güvenini kötüye kullanmak istemiyorum. Serdar, büyütecek bir şey yok. Ben Melek için buradayım. Aslan'la ilgisi yok. Kendisi de söyledi zaten işte. O sayfa kapandı. Kapanmamasını diler gibi konuşuyorsun ama. Ne istiyorsun benden? Her şeyi bir günde silip sana deliler gibi aşık olmam mı? Hayır. Ben böyle... Tamam. O zaman sabredeceksin. Teklifini bu şartla kabul ettim zaten. Seninle evleneceğim, tamam mı? Şimdi tek düşündüğüm Melek. Lütfen uzatma artık. Tamam. Sadece seni tekrar kaybetmek istemiyorum. O kadar. Tamam mı? Tamam. Hadi buradan çıkalım. Olur.
Oo, kızlar bu kadar sert içki severler mi? Ben Amerika'da okurken barmenlik yapmıştım. Oradaki barmen bu içkiye lav diyordu. Hadi. Aşk acısı çekenler için hazırlanmış bir içki. Ben kaçarım abi, çok yorgunum. Yorgunluğunuzun adı ne acaba? Merveciğim. Abicim görüşürüz, yarın toplantı var. Ona göre. Abi. Tamam. Hadi Merve Hanım. Eğer gerçekten aşk acısını hafifleten bir içki olsaydı mutlaka bilirdim ben. Onu çok seviyorsun belli ki. Seviyordum. Artık. Sevmiyorum diyemiyorsun, baksana. Bence Gülbahar da hala sana aşık. Yok canım, bırak Allah aşkına. Böyle bir aşk bulmak o kadar zor ki aslında. Keşke değerini bilip sahip çıksaymışsınız. Hala da geç değil aslında. Geç. Geç Merve. Çok geç. Benim değişemez kurallarım var. Gülbahar seçimini yaptı. Artık geri dönüş yok. Bütün bunlar benim yüzümden. Neredesin Melek? Neredesin? Biliyor musun? Bence Serdar'la mutlu olamaz o. Bence hiçbir sakıncası yok. Olabiliyorsa olsun. Ben bu aşk için elimden gelen her şeyi yaptım. Yaralandım, yürüdüm, saldırdım, direndim, korudum. Niye? Gülbahar önümüze çıkan ilk engel de Serdar'a koşsun diye. Hayata içiyorum Merve. Aşka. Aşka. Her şeye rağmen. Söyle bana yan yan.